300 liraya yakın rakamlar ödüyorsunuz. Bu haldeyken nasıl oluyor da Katar'da bu kadar ucuza satılabiliyor? Bunun bir açıklaması var mı ekonomi içinde? Yani Katar'da niye o fiyatı sattıklarını ben bilmiyorum. Ama Türkiye'deki fiyatların yüksek olmasının gerekçesini biliyoruz. Türkiye'deki fiyatların yüksek olmasının gerekçesi yeterli miktarda ayçiçeği üretimimiz olmadığı için yüksek maliyetli ithal girdiğinde son zamanlarda artan fiyatlarda dikkate aldığımızda üretiyoruz. Döviz kuru da yüksek olduğu için vatandaşı yüksek fiyattan satmak gibi bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Buradaki temel sorun bizim bunu üretemiyor, yeterince ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretemiyor olmamızda. Bakın sorunuzun başında girizgahına şunu söylediniz. Dediniz ki uygulanan politikayla işte faizleri düşürerek cari işlemler açığımızın iyileşeceğini söyledi. Değil mi? İktidarın hedefi de buydu. Biz dedi rekabetçi kur politikası izleyerek dış ticaretimizi dengeleyeceğiz. Bugün Ticaret Bakanı dış ticaret verilerini açıkladı. İzin verirseniz onları Mart ayı verilerine atıfta bulunayım. İhracatımız 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ki geçen seneye göre %19,8 oranında artmış. Çok büyük başarı değil mi? Çok güzel. Peki ithalatımız ne olmuş? İthalatımız da 31 milyar dolar olmuş. Oradaki artış oranı %31. Yani ihracatımızın artışından çok daha fazla bir ithalat artışımız var. Yılın ilk 3 ayında gerçekleşen dış ticaret açığımız 26,3 milyar dolar. Hani biz dış ticaret fazlası verecektik? Hı hı. Yani fiyatlarımız ucuz değil mi? İşte işçilerimiz ucuza çalışıyor. Türk lirası değersizleşti ki daha kolay mal satalım. Nerede bunun sonucu? Dış ticaretimiz artan oranda daha fazla açık vermeye devam ediyor. Dolayısıyla uyguladıkları politikanın ilerçileri bir tarafı yok. Dış ticaret diyorlar, orada sorun var. Enflasyon diyorlar, orada da sorun var. Kurlar diyoruz, orada başka sorun var. Nerede iyi bir şey var ki ona bakıp, ona aslında bulunarak değerlendirme yapalım? Çünkü Yalçın Bey, şunu dem, aslında bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Aslında kelime oyunu yapıyorlar. İthalat deyince Türkiye'deki pek çok vatandaşımız şöyle anlıyor. İthalat lüks ürün. Ha bak iktidar güzel bir şey yapıyor. Diyor ki Türk malını daha fazla dünyaya gönderecekler, ithal malları kesecekler. Çünkü ithal malla anlaşılan herkesi, bu bize de gelen sorulardan bir tanesi çünkü. Araba, içki, işte kıyafet, lüks markalar, büyük şehirlerde satılan, alışveriş merkezlerinde satılan, ne bileyim getirilen daha lüks. İthalat, halbuki Türkiye'nin temel maddeleri ithalat, değil mi? Yani evet, mesele bu. Siz, ithalat dediğimiz zaman, ithalatı keseceğiz dediğimizde gelecek olan ithal bisküviyi, çikolatayı, ithal içkiyi, yok kozmetik malzemesini değil. İthalat dediğin şey işte ayçiçek yağı, diğer Türkiye'nin ihtiyacı olan temel ürünler. Evet, izin verirseniz sizin tam söylediklerinize örtüşen bir şey söylemek istiyorum. Bugün açıklanan veriler yakında TÜİK tarafından daha detaylı açıklandığında bunun analizini yapabiliriz. Fakat bir önceki aya ait TÜİK tarafından yapılan dış ticaret verilerinin detayına baktığımız zaman orada çok çarpıcı şeyler görüyoruz. Bizim en fazla artan ithal ürünlerimiz neler biliyor musunuz? Orta ve düşük teknoloji malları en fazla artan. Orta ve düşük teknoloji %51 oranında artmış. Onun toplam ithalatımızdaki payı inanılmaz derecede yükseldi. Peki ithalatı azalan grup hangisi? Tek bir grup bunun ithalatı azalmış. O da yüksek teknoloji ürünler ithalatı azalmış. Bizim ihracatımızın yapısına bakıyoruz. İthal ettiğimiz ürünleri esas alarak ithalatımızda da yüksek teknoloji ürünlerin payı azalıyor. Neyin payı artıyor? Orta ve düşük teknoloji ürünlerin payı artıyor. Düşük teknoloji ürün ithal ederseniz onu da üreteceğiniz şey de düşük teknoloji olur. Buradan para kazanamazsınız ve kazanamıyoruz. Yani dış ticaret hadlerine baktığımız zaman %70'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye aslında böyle teknolojik olarak gelişen, ekonomik olarak büyürken bunu zenginliğe dönüştürebilen bir ülke haline gelmemiş. Neye gelmiş? Sıradan ürünler üretip
bunları sıradan fiyatlarla satıp yolunda yürümeye çalışan bir ülke. Siz böyle kalkınabilir misiniz? Böyle refah sağlayabilir misiniz? Ben geçen hafta köşemde de yazdım. İzin verseniz bir de bunu atıp da bulun. İsmini verelim. İşte hepimizin, yani en azından benim olduğum aşı BioNTech aşısı. O şirket geçen yıl 2021 yılında 10.3 milyar euro kar etmiş. Evet. 10.3 milyar euro karı. Bunun Türk lirası karşılığı yaklaşık 160 milyar lira. Bu tutar Türkiye'deki toplam bankacılık sisteminin 2021 yılı karının 4 katından fazla. Nasıl kazandılar o parayı? Yani hadi her şeyi daha çok üretelim değil. İçinde değer olan bir şey. Ve insanların fiyatını sorgulamadan satın aldıkları bir şey. Biz neyle rekabet etmeye çalışıyoruz? Biraz önce dış ticaretteki ürün kompozisyonlarına ilişkin kısa veri verdim. Herkesin yapabildiği şeyi daha ucuza yaparak para kazanmaya çalışıyoruz. Bu bizi ileriye taşıyabilir mi? Yarın Bangladeş, Mısır, Pakistan sizden daha ucuza ürettikleri zaman ithalat, yani ihracatımız, o diğer ülkelerin sizden yaptıkları ithalat oralara kayacaktı. Dolayısıyla bizim uyguladığımız her şey yanlış. Türkiye'de topyekun bir ekonomik zihniyet değişimi gerekir ki bu iktidar döneminde bu biraz zor gibi görünüyor. Var mı, yoksa ya, az bir zamanımız kaldı. Sadece bir iki kısa, var mı senin bir sorun? Ama yani sen sorun. Şunu belki seyircilerimizin de merak ettiği bir konu. Biraz önce siz dediniz ki bir şey yapılması gerekiyor. Şimdi dönem dönem bunu konuşuyoruz. Ya bu gidişatı böyle, çünkü bir şey söylemesi gerekiyor. Ne Rusya-Ukrayna savaşıyla o kadar ilgili seçmen, ne efendim dünyada Türkiye'nin efendim Ukrayna-Rusya arasındaki arabuluculuğu konusunda açlık çeken vatandaş bunu en öncelikli meselesi olarak görüyor. Bir şey söylemeleri gerekiyor. Şu denmişti, Mayıs ayına doğru faizler de bir artışı tekrardan dönerler. Nasmas falan şartlar, savaş ortamı diye değiştirirler üslubu ve tekrardan faiz artışı gelebilir. Bakıyoruz çünkü bir şekilde de dövizi kurunu 14'ler civar tutmayı devam ediyorlar. Ama gerçek kurun bu olmadığı da konuşuluyor. Dolayısıyla siz gidişatı, yani orta ve yaz aylarına doğru olan gidişatı nasıl görüyorsunuz? Ne bekliyorsunuz Yalçın Bey? Şimdi ben de Rusya-Ukrayna savaşı çıkmadan önce yaz başına doğru faizlerde yukarı yönlü bir hareket olacağını düşünüyorum. Fakat iktidardan son zamanlarda gelen açıklamalar bize gösteriyor ki iktidar sorumluluğu, şu anda karşı karşıya kaldığımız, başta enflasyon olmak üzere ekonomik sorunlarımızın sorumluluğunu uluslararası arenadaki gelişmeleri yıkmış durumda. İşte o savaş çıktı, herkes perişan, biz de perişan oluyoruz, buradan yürüyor. Dolayısıyla faiz artırımına gitmeyebilirler gibi görünüyor. Şimdi kur korumalı mevduattan işte dövizi kontrol ediyorlar dediniz ama bunu hangi maliyetle ediyorlar? Bugün Bakan Nebati'nin açıklamasında Mart ayı sonu itibariyle buradaki tutarın 695 milyar liraya ulaştığı söyleniyor. Bu çok ciddi bir tutardan bahsediyoruz. Epey bir para. Bunun büyük çoğunluğu hali hazırda TL'de olan vatandaşların paralarını döviz endekslemesi sonucunda gerçekleştiğini biliyoruz. Bundan sonra hiç kimse TL'de parasını tutmayacaktır. Vadesi de olan kur korumalı mevduata dönecektir. Bir süre sonra Türkiye'deki TL mevduatların önemli bir kısmı da kur korumalı mevduata döneceği için aslında Türkiye'de dolarizasyon olarak adlandırdığımız dövizleşmeyi biz inanılmaz derecede yüksek boyuta çıkarmış olacağız. Fakat maliyeti kimin omuzlarına yıkarak bunu çıkarmış olacağız? Hazinenin sırtına yıkarak. Vatandaş açısından büyük bir kolaylık. 100 bin lira paranız var, TL'de vadesi doldu. Bankaya gidiyorsunuz, kur korumalı mevduat yapar mısınız diyorsunuz. Kur yükselirse kazanıyorsunuz. Düşerse yine kazanıyorsunuz. Sabit kalırsa faiz kazanıyorsunuz. Kimin üzerinden kazanıyorsunuz bütün bunları? Hazinenin üzerinden kazanıyorsunuz. Bu kadar yüksek maliyeti ya da riski hazine üzerinden vatandaşa yıkmaya hakkı var mı iktidar? Niye buna ihtiyaç duydular? Buna ihtiyaç duydular çünkü faiz oranlarına dokunmak istemiyorlar. Yani şu anki seviyelerde kalsın istiyorlar.
Yanlış anlaşılmasın, faiz oranı derken Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranını durdurmak istemiyorlar. Onun dışında piyasadaki diğer tüm faizlerin yükseldiğini de biliyoruz. Hazinenin borçlanma faizi arttı, ticari kredilerin faizi arttı, ihtiyaç kredilerin faiz oranı arttı. Ama herkese bakmalarını söyledikleri yer Merkez Bankası'nın politika faiz oranı. Sırf o seviyede kalsın diye inanılmaz derecede yüksek bir riski hazinenin sırtına yüklemişler, yüklenmiş durumdalar. Üstelik Aralık ayında başlayan kur korumalı mevduatların vadeleri hemen her gün dolanlar var. 24 Aralık'ta başladı. 24 Mart'tan itibaren hemen her gün ve her hafta hazine buradan kaynaklanan kur farkları sebebiyle bu hesap sahiplerine ödeme yapmak zorunda. Her gün. Ve ne kadar ödeme yapacağını da o günkü kur seviyesine bağlı olarak belli olacak. Yani sabah hazine kalkacak, kur ne kadarsa ona göre fark ödeyecek. Birilerine bir servet transferi var. Evet. Kime? Yüksek birikimi olanlara var. Ama bunun karşılığında büyük halk kesimleri çok ciddi bir yoksullukla karşı karşıya. Bakın enflasyon %61. Hocam, asgari ücrete yapılan, hemen tamamlıyorum. Hayır. Asgari ücrete yapılan zammın 1/4 ilk 3 ayda ortadan kalktı. Bir sorun var galiba. Hocam yine kusura bakmayın, sizi birazcık bekleteceğiz, döneceğiz. Zannediyorum bu özellikle kur korumalı mevduat meselesi seyircilerimizin çok ilgisini çekiyor. Öyle.